Çengelköy'ün en güzel, en gizli köşelerinden birindeyiz. Boğaziçi'ni bu kadar keyifli, bu kadar sakin görebileceğiniz çok az yer var sevgili dostlar. Karşımızda köprü, balıkçı motorları yola çıkmadan hazırlıklarını yapıyor. Muhteşem bir ortam. İstanbul'un içinde olduğumuza inanmak zor. Yalıların bahçesi, o güzel ağaçların gölgesinde. Muhteşem bir ortam. Çengelköy iskelesinden günün belirli saatlerinde hem Anadolu yakasında hem Avrupa yakasında belli yerlere ulaşım sağlamak mümkün. İskele binası da çok güzel, sanki iki kule var gibi etrafında. Sevgili dostlar, bakın geldiğiniz zaman saatleri görebiliyorsunuz. Şimdi en yakın 12.10'da buraya yanaşacak motorlar. Ta Anadolu Kavağı'na kadar gitmek mümkün. İskelelerin iç mekanları da her zamanki gibi çok güzel. Buraya yanaşanlar şehir hatları vapurları değil, küçük motorlar oluyor. Ama motorlarla da gayet konforlu seyahat etmek mümkün. Bakın duyduk. 12.25 geçe Arnavutköy'e gidiyormuş. Yani bu Çengelköy ve çevresinden ulaşım sağlamak istiyorsanız bu semtlerden, belli ilçe merkezleri haricinde semtlerden ulaşımların saatleri maalesef çok kısıtlı sevgili dostlar. Seyahat edeceğiniz zaman da bunu göz önüne almalısınız. Şimdi şu muhteşem ağaçları size gösterip yolumuza devam edeceğiz. Bakın, çok da değişik mimari yapıda bir kilise hemen iskelenin karşısında ve bu muhteşem çınar ağacı iskeleden çıkar çıkmaz bizleri karşılıyor. Çok güzel bir ağaç sevgili dostlar. Çengelköy İstanbul'un en sakin, denizle en iç içe olabileceğiniz semtlerinden biri. Çengelköy Kuleli Caddesi'nde ilerlerken muhteşem yapılarla karşılaşıyorsunuz sevgili dostlar. Birçoğu da yenileme çalışmaları içinde. Zannediyoruz zamanında hepsi. Burası tahminen bir devam eden şekilde hani şeydi, birleşikti. Şu binayla da hemen. Aynen şuradakiler gibi, şu hemen uçtakiler gibi. Pencereler ve şu cadde üzerinde boylu boyunca devam ediyor. Tek katlı binalar. Şimdi buradan tabii göremiyoruz ama çünkü aşağı tarafta kapı girişleri var. Üst tarafta da pencereleri var. Pencere evet sanırım tek katlı bir bina. Çünkü ışık girişi alt katlarda olmaz öbür türlü. Evet sevgili dostlar, Kuleli'ye Çengelköy'e geldiğinizde mutlaka ve mutlaka cadde üzerinden devam edin. Sadece Boğaz içi semti olarak Çengelköy'ü gezmeyin. Mutlaka böyle Kuleli Askeri Lisesi'ne doğru devam edip bu güzel yapıları, bu güzel çınar ağaçlarını ve size Boğaziçi'nin sağlayacağı bu muhteşem manzaraları da gelip görün. Çengelköy, neden ismi Çengelköy? Buralar zamanında hep bostanmış sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi Çengelköy'ünde salatalı meşhur. Evet, hıyarı meşhur ve Çengelköy'de İstanbul'un en eski insanlarının yaşadığını, eski mahalle kültürünün sürdüğünü biliyoruz. Keşke kokuyu da size gönderebilsem sevgili dostlar. Boğaziçi sisin altında. Martılarla sabah sohbeti.
Evet sevgili dostlar, Kuleli'de gezmeye devam ediyoruz. Kuleli'de sahile hemen birkaç adım, aslında sahil zaten buradan başlıyor da normalde doldurma yolunun üzerindeyiz. Burada böyle tarihi yıkıntılar görüyorsunuz. Efendim İstanbul fethedildiği zaman Fatih Sultan Mehmet tarafından burada bir tane manastır varmış, bir de kule bulunurmuş ve bunların tamamı da orman içerisinde kalırmış. Yani aslında terk edilmiş bir bölge gibi düşünün. Öyle bir alanda inzivaya çekilmiş olan dini, yani dini yönü kuvvetli insanlar var. Hristiyan bunlar tabii. Ve burası da büyük bir ihtimalle manastırın kalıntısı, o zamandan kalma. Zira az ileride de Kuleli'yi göreceğiz. Kuleli Askeri Lisesi'ni göreceğiz. Efendim burası 1. Süleyman padişah olunca buraya 9 katlı ve her katında fıskiyeli havuzlarla süslenen büyük bir kasır yaptırmış. Ondan sonra da yavaş yavaş bu taraf Osmanlı Sarayı efradı tarafından yavaş yavaş doldurulmaya başlanmış yerleşim yeri olarak. Efendim biliyorsunuz Osmanlı'da 2. Mahmut döneminden itibaren hem yönetimde hem askeriyede bir takım yenilikler yapılıyor. Ve Sultan 2. Mahmut aynı zamanda askeriyeyi de yenilerken burada zaten bir kışla bulunuyor. Bu kışlanın bulunduğu yeri de okul yapıyor. Bu okulda ilk defa eğitimler verilmeye başlanıyor ama o okul binası ahşap bir bina. Arkasından bir yangın çıkıyor. Yangın sonrasında burada tekrardan 1839'larda yanlış hatırlamıyorsam bu binanın yapılmamına başlanıyor. Bu yarısı kargil yarısı ahşap olan bir bina olarak yapılıyor. İki tane de kule konduğu için buraya o tarihten itibaren Kuleli deniliyor. Buranın da kısaca tarihini böylece vermiş olalım. Evet sevgili dostlar, Kuleli'nin önündeyiz. Çengelköy'den Kuleli Caddesi'ni yürüyerek devam ettiğinizde karşınızda İstanbul'un, Boğaziçi'nin en güzel silüetlerinden biri olan Boğaziçi'nin o incisi diyebileceğimiz Kuleli Askeri Lisesi çıkıyor. Çok güzel bir bina. Boğaziçi'nde motorla gezerken, Kuruçeşme'de, Arnavutköy'de gezinti yaparken tam karşımızda gördüğümüz Kuleli Askeri Lisesi işte burada. Bakın hemen şöyle karşımızda Boğaziçi, soldan başlayarak Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek, Aşiyan hemen karşısı ve Boğaziçi'nin o güzel suları, manzarası muhteşem sevgili dostlar. Şimdi gelin Kuleli Askeri Lisesi'ni daha yakından görelim. Evet sevgili dostlar, mimariyi birazcık daha yakından göstermek istiyoruz. Gördüğünüz gibi Osmanlı'nın son yüzyılı olmasına rağmen oldukça güzel, çok modern, o dönemin hani Avrupa stilinde yansıtır bir şekilde yapılıyor binalar. Bu bina dediğim gibi daha evvelden, bir önceki çekimde 1839'daki yangın demiştim ama şimdi tekrardan kontrol ettim. Yangın 1844'te gerçekleşiyor. O da bilgiyi de doğrulayalım. 1844'teki yangından sonra kısmi taş, kısmi tuğla, kısmen de ağaçla, yani odunla yapılmış olan bir bina olarak tekrardan buraya dikiliyor. Gördüğünüz gibi iki tane güzel kulesi var. Bu kulelerden ötürü de buraya Kuleli Lisesi deniliyor, Askeri Lisesi deniliyor. Ve burası Osmanlı ordusuna subay yetiştirmek için bir yer oluyor. Çengelköy Çarşı'ya geldik sevgili dostlar. Buraya gelmişken 1957'den beri hizmet veren Seval Pastanesi'ne mutlaka uğrayın. Seval Pastanesi ile ilgili sizlere bir not vermek istiyoruz. O çok meşhur makaronları ilk yapan pastane. Evet, doğru duydunuz, bu çok bilinmiyor. Fakat çok önemli bir yapı burası. Çok önemli bir işletme. Dondurması muhteşem, kaymağı muhteşem ve keşkülünün çok güzel olduğunu duyduk. Onu da bugün tecrübe edeceğiz. Sevgili dostlar, Çengelköy'ün bu sokağını görünce aklımıza ne geliyor? Hemen bu sokakta Süper Baba dizisinin, o Fikosu'nun o güzel sahnelerinin çekildiğini hatırladık değil mi? Evet, tam bu köşeydi biliyorsunuz Süper Baba dizisi ve birçok dizi Çengelköy'de çekiliyor. Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üsküdar'ın bu güzel semtleri aslında birçok diziye de ev sahipliği yapmış.
Bakın böyle hemen ara sokaklara girdiğinizde, evet ne güzel demiş, her şey çok güzel olur mu? Olur diyoruz bizler sevgili dostlar. Hemen girdik böyle. Çok keyifli. Eski evler. Cumbalar, bakın hemen ileride solda çok güzel de bir tarihi çeşme var. Çengelköy'ün en sevdiğimiz yerlerinden biri. Şöyle geriye doğru dönerek yavaşça şu evlerin güzelliği. İşte Çengelköy Boğaziçi ile o manzarası ile, bakın şu güzel eve gelmişken şöyle şu lezzet, şu görüntü, çarşısıyla, midyecileri, fırınları, muhteşem kumsalları, Boğaziçi'ne hakim o güzelliği, Kuleli Askeri Lisesi. Bakın hemen karşımızda. İşte böyle küçük bir gezi yaptık sizlerle. Esnafı, dükkanı, bütün esnafa hayırlı işler diliyoruz. Allah herkesin işini rast getirsin diyoruz. Çok güzel bir ortam burası. Hemen şöyle geriye doğru da dönerek Çengelköy Hamam Çeşmesi sokağında bu güzel manzaraya bakıyoruz ve size hemen şu eski ilk levhayı da göstermek istiyorum. Çok keyifli. Ve tabii Çağrı Bey ve kitabı Işığın Peşinde. Bir lezzet durağımızda bu güzel fırın sevgili dostlar. Çengelköy'ün hemen orta yerinde. Çok güzel bir fırın burası. Bakın yılın her mevsimi pide bulabiliyorsunuz. Küçük ekmekler, simitler. Buraya mutlaka uğrayın. Ekmeğini fırından al diye de uyarmış. Çok güzel yapmış. Size şu detayı vermek istiyorum bu fırında. Bu fırının bir güzelliği de üreticinin ilk aşamalarını sizlere anlatması. Bakın köylü çok güzel buğdayı ekiyor, taşıyor, bakın üretime götürüyor ve sonra bizlere gelmesi için tezgaha geliyor. Çok güzel ve seramikle resmedilmiş. Çok çok güzel bir görüntü. Çengelköy'de bu fırının bu görüntüsü hemen yanında emekçiye, üreticiye olan saygıyı da ifade eder. Çok güzel.